Evet, merhabalar efendim. Ben Güvenli Nusuh Hüseyinoğulları Gayrimenkul bünyesinde sizlerden gelen sorulara yine aynı şekilde cevaplar vermeye çalışıyoruz. Malumunuz 50 bin konut Kayaşehir 1 ve 2. etap halk dilinde 25. bölgenin teslimatlarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sosyal mecralardan YouTube, Instagram ve özellikle WhatsApp'a gelen sorulardan bazılarını yine buradan derlemek istedim. Bunlarla alakalı sizlere cevap vereceğim. İlk sorularından başlayayım. Tipleri sormuşlar. Yine ben Deniz daha önce biliyorsunuz 19 Ağustos'taki yayınlamış olduğum videolarda tiplerden bahsetmiştim ama bugün yine kısa olarak üzerinden geçeceğim. Belki izlemeyen izleyicilerimiz vardır diye. 1 artı 1'lerden 8 tip var demiştik 25. bölgeyle alakalı. 2 artı 1'lerden 9 tip var demiştik. Ve 3 artı 1'lerden de 8 tip 3 artı 1 daire kat planımız var demiştik bunlarla alakalı. Yine 19 Ağustos 2023 tarihinde çekmiş olduğumuz videomuzu izlerseniz 25. bölge 1. 25. bölge 1. ve 2. etap kat planları bölüm 1 bölüm 2 şeklinde oralardan da görebilirsiniz. Soru olarak şunu da sormuşlar. 2. etapta kaç adet dükkan var demişler. 2. etapta toplam 16 adet dükkan var. 968'e 5 parselde 4 adet. 968'e 7 parselde de 12 adet, toplam 16 adet dükkanımız var demiştik. Dükkanların bulunduğu tiplerden biraz bahsedin demişler. Dükkanların bulunduğu tiplerden bahsedeyim. Aslında malumunuz odur ki dükkanların bulunduğu tipler, yani dükkanlar blokların altında, bunlar işte B blok, C blok, D blok, E blok. Bunlar da örnek B2 T diye geçer. İşte örnek veriyorum bunları. Yine o 19 Ağustos'taki kat planlarını izlerseniz oradan da göreceksiniz. Aslında dükkanlarımız 1 artı 1'dir bizim. 1 artı 1'den bozma dairelerdir. Yani normalde planda 1 artı 1 şeklinde yapılır. Akabinde de bunlar dükkan modeline çevrilir. Çünkü metrekare olarak dükkanın metrekaresine baktığınızda ve 1 artı 1'lere baktığınızda da bunları gözlemleyebilirsiniz. Bunlarla alakalı. Evet, ikilerin anlamı ne demiş? Ben aslında anladım bu soruyu. Ben kat planlarını paylaştığımda yine biraz önce zikretmiştim. 19 Ağustos'ta paylaştığımız 25. bölge 1 ve 2. etap kat planları bölüm 1 bölüm 2'de de bahsetmiştim. Mesela ne var? 900 mesela örnek veriyorum 2 artı 1 kat planlarında şu yazıyor. 2B zemin artı 4 kat. 2B Bodrum'da 2 tane daire var demek. Artı zemin artı 4 kat demek. Bazı arkadaşlarımız 2. etabın hızlı bir şekilde ilerlediği ile alakalı bu sorunun doğruluğunu teyit etmişler. Evet arkadaşlar, İkinci etap yüklenici firmamız tarafından daha hızlı ilerliyor. Muhtemelen tahminimiz odur ki ikinci etapın teslimatı birinci etapa nazaran daha önce yapılacaktır. Toplu konut dairemize de teslimatı çok yakın bir zamanda ikinci etapın yüklenici firma tarafından verilecektir. Burada bir diğer sorumuza geçeceğim. İkinci etapın teslimini zaten dediğimiz gibi mutlaka duyurursunuz da bizler YouTube kanallarımızdan, sosyal mecralarımızdan, Instagram'dan ya da WhatsApp üzerinden de bazen yazıyorsunuz. Günlük onlarca sorular alabiliyoruz. Bazen telefonlar alabiliyoruz. En mantıklısı WhatsApp üzerinden yazmanız, hak sahibi olduğunuz bölgeyi yazmanız ve buna cevap istemeniz daha makul. Bizler yoğun olabiliyoruz. Zaman zaman da bunlarla alakalı sizlere dönüşler yapmaya çalışıyoruz. 25. bölgeden yol geçecek mi diye bir soru gelmiş. Bununla alakalı da cevabı vermiş olalım. 25. bölge tam ortasından normal ana yol geçiyor. Hatta bazılarında da aldığım sorulardan cevap vermek istiyorum. Otobüs durağı vesaire var mı demişler. Evet arkadaşlar, genel olarak bakıldığında TOKİ'nin özellikle Başakşehir bölgesinde yapmış olduğu projelerin hepsinin hemen hemen ortasından, kenarından yol geçiyor. 25. bölge halk dilinde 50 bin konut 1 ve 2. etapında da aynı şekilde tam ortasından ana yol geçecek. Belediye durağı da tabii ki malumunuz odur ki ihtiyaç olacağı için mutlaka bizim tahminimiz odur ki bununla alakalı kesinlikle durak olacaktır. Şimdi bazı arkadaşlarımız teslimatta neler yapmalıyız demişler. Bununla alakalı YouTube kanalımızdan buna dair videoları paylaşmıştık. Hatırlatma, teslimatta neler yapmalıyız, teslimata dair yapılması gerekenler. Bunları ben YouTube kanalımızdaki videoyu paylaşmıştım. Takip edenleriniz mutlaka izlemişlerdir. Neler yapmalısınız? Bizler de zaman zaman Hüseyinoğulları Gayrimenkul bünyesinde sizlere işte gerek tedarik gerek tadilat vesaire ile alakalı fiyat teklifleri oluşturacağız. Hızlı teklifler oluşturacağız. Hem sizlerin işini kolaylaştırmak adına hem de burayla alakalı bir çalışma yapılırken hizmeti kaliteli bir şekilde sunmak gerekiyor. Daha makul, daha cazip fiyatlar varsa şu ekonomik şartlarda sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Şimdi bazı arkadaşlarımız 2019'dan beri bekliyoruz. Bunların işte teslimata dair neden bu şekilde bekledik gibi bir sual sormuşlar.
Bunlarla alakalı da arkadaşlar, teslimatlar malumunuz odur ki yapmış olduğunuz sözleşmelerde 36 aya kadar yap. Yani bankada yapmış olduğunuz sözleşme tarihinden 36 ay diye hepsinde ibare olarak yazar. Yani burada hani o sözleşmeyi aslında okursanız onun cevabı orada. Yani diyor ki 36 aya kadar ben bunu sizlere teslimatını planlıyorum, yapacağım diyor. Ve hepinizin sözleşmesinde de 36 ay kuralı yazıyor kıymetli arkadaşlar. İndirim kampanyasıyla alakalı yine sorular sorulmuş. İndirim kampanyasıyla alakalı da yine kanallarımızdan Hüseyinoğulları bünyesinde ve ben Deniz Güven Yenisu bünyesinde bununla alakalı paylaşımlar yaptık. Kıymetli arkadaşlar, indirim kampanyası TOKİ'de şu şekildedir. En son yayınlamış olduğu indirim malumunuz 21 Eylül'den 19 Ekim'e kadar hala devam etmekte. Yani şu tarih itibariyle devam etmekte. Burada kriter arıyor. Kriter diyor ki 2022 Haziran ayına kadar, Haziran ayının sonuna kadar taksit ödemeye başlamış olanlar. Bakın burası çok önemli. Yani dairesini teslim almış vesaire, bunun bir önemi yok. Burada TOKİ'nin taksitlerini ödeyenler belli. 1 artı 1'ler ve 3 artı 1'ler ödüyor şu an sizin bulunduğunuz yerde. Ama 2 artı 1'ler taksit ödemiyor. Dolayısıyla 2022 yılının, özür dilerim, 2022 yılının Haziran ayının sonuna kadar taksit ödemeye başlamış olanlar 21 Eylül ve 19 Ekim arasındaki %25 indirim kampanyasından yararlanabilirler. Efendim bazıları da genel bilgilendirme yapıyoruz malumunuz. Drone çekimlerimiz vesairelerimiz oluyor. Bunları aylara takip yapıyoruz. İl dışında uzaktan hak sahiplerimiz mutlaka var. Ya burada hiç herhangi bir değişiklik yok diyorlar. Kıymetli izleyenlerimiz, bizler drone çekimi yaparken genel itibariyle ayda bir kez yapmaya çalışıyoruz. Yani Ağustos ayının birinde yapmış olduğumuz bir drone çekimini, örnek Ağustos ayının, Eylül ayının sonunda paylaşmıyoruz. Ağustos ayını güncel diyoruz. Yani Ağustos'un 1'i ile 31'ine kadar olan süreyle alakalı kısımda Ağustos ayında çekilen diyoruz. Yani örnek veriyorum, 5'inde çekilmiştir, 29'unda farklı bir değişiklik olmuştur. Biz genel itibariyle Ağustos ayın içinde bu çekimi gerçekleştirdiğimiz için bunları da bu şekilde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Özellikle teslim alacak olan, teslimat yaklaştıkça bazı gelen sorularımız oluyor. Efendim biz evimizi gelip ölçebilir miyiz? İşte eşya alacağız, eşya aldık, planladık vesaire yaptık, bunları gözlemleyebilir miyiz? Buna dair çok sorular oluyor. Efendim TOKİ'nin teslim etmediği bir bölgeye, daireye girip herhangi bir ölçü almamız kesinlikle yasaktır. Kanaatimiz ve bizim gözlemlediğimiz tecrübelerimiz şu şekildedir. Sizler ne yaparsanız yapın, kesinlikle dairenizi teslim almadan herhangi bir, yani malum ekonomik şartlarda bir şeyler almak istiyorsunuz, bir şeyleri paranızı bağlayıp efendim ekonomik süreçten zarar görmemek istiyorsunuz. Örnek çamaşır makinesi alacaksınız, kurutma alacaksınız veya koltuk alacaksınız. Bunları standart ölçülere göre alıyormuş gibi parasını ödeyebilirsiniz. Ama herhangi bir ölçü vesaire durumu söz konusu yapmayınız. Çünkü daireleri gözlemledikten sonra, gördükten sonra bunları yapmanız daha güzel olur. Efendim burada son olarak bir sorumuz daha var. Özellikle hak sahiplerinden gelen sorular. İşte efendim biz burada kiralamalarla alakalı neler yapabiliriz? Biz bunların hepsini özelden zaten cevaplayabiliyoruz. 3 artı 1'lerle alakalı resmi olarak kira süreçleriyle alakalı herhangi bir problem olmadığını söylüyoruz. Sözleşmenizde yazanları söylüyoruz. 2 artı 1'lerin resmi açıdan herhangi bir şekilde kiraya verilemeyeceğini söylüyoruz. Ama bunlarla alakalı yine genel sorularınız olursa bizlere telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben yine ekranda da göreceğiniz üzere 21 Eylül ve 19 Ekim tarihleri arasında indirim kampanyasının görselini paylaşıyorum. Buradaki altını çizmek istediğim özellikle not şu: 2022 yılı Haziran ayından itibaren taksit ödemeye başlamış olanlar bu indirimden faydalanabiliyorlar. Efendim genel olarak da bazı arkadaşlarımız il dışlarından burada oturamayacağını beyan ediyorlar. Bazı hak sahiplerimiz yazıyorlar. Biz nasıl yapabiliriz? Bununla alakalı önerimiz var mıdır? Biz bunların hepsine WhatsApp'tan, özel telefonlarımızdan cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bazen günler oluyor ki emin olun anlık dönüş yapamıyoruz. Daha sonrasında dönüş yapabiliyoruz. Telefonlarımız onlarca telefon gelebiliyor. Ben nacizane önerim şudur. X bir yerde hak sahibisiniz. Bununla alakalı şu bölgede hak sahibiyim işte dediğinizde bunlara biz zaten bakabiliriz. Bunlarla alakalı size detaylı bilgi verebiliriz. Sabırla beklemenizi istirham ediyorum. Mutlaka dönüşler yapıyoruz. Takdir edersiniz ki günlük onlarca insan arayabiliyor. WhatsApp'tan yazılabiliyor. Özellikle YouTube'dan, Instagram'dan yazabiliyor. Bunlara tek tek dönmeye çalışıyoruz. Sizlerden istirhamım sabırla bununla alakalı beklemeniz. Mutlaka dönüş yapacağız. WhatsApp dönüşlerimiz daha hızlı olabiliyor. Belki siteyi, YouTube'u ya da Instagram'ı biraz daha geç cevaplıyor olabiliriz. Önerim odur ki WhatsApp'tan bir SMS halinde bizlere dönüşünüz. Bunlarla alakalı sorunuz, sualiniz ne varsa bunlara destek vermeye çalışacağız. Evet, kampanyamızı zaten burayla alakalı ekranda da görmüşsünüzdür. Onu da yayınladık. Buradaki ikinci bir sorumuz şudur demiş arkadaşımız. Bir soru daha yöneltmiş. Yüklenici firma bunları ne zaman teslim edeceğiz? Kıymetli arkadaşlar, 25. bölge ile alakalı çok az bir zamanımız kaldı.
Yüklenici firmanın teslim etmesi TOKİ'nin size teslim edeceği anlamına gelmez. Onu özellikle söyleyeyim. Yüklenici firmaya der ki burası hazırdır. İkinci etap bu konuda daha hızlı gidiyor diye bahsetmiştim videomuzun başında. Hazırdır. Ondan sonra TOKİ aksiyonunu alır ve bununla alakalı süreç tamamen TOKİ'dedir. TOKİ bununla alakalı teslim ederken yüklenici firmayı mutlaka buraya dahil eder. Çünkü teslim edilmesi eksik herhangi bir yer kaldığında bunlarla alakalı yapılması gerekenlerin hepsinde sorumluluk yine yüklenici firmadadır. Ama ben sabrınızı biliyorum. Çoğunuz 2019'dan beri bunlarla alakalı, bu işlemlerle alakalı beklediğinizi beyan ediyorsunuz. Emin olun şu da var. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın 2019 yılında TOKİ'ye yazılıp sözleşmesini 2023 yılında yani şu anda Ağustos ayında, Eylül ayında yapmış olanlar da var. Bunların en azından 2 senesi, 3 senesi daha var. Yani siz bu konuda daha nasiplisiniz. Onun için sizlerden istirhamımız sabırla beklemenizi rica ediyoruz. Temennimiz odur ki Allah nasıl kısmet ederse toplu konut idaremizde çok güzel işler yapıyorlar. Malumunuz deprem bölgelerinde de bununla alakalı işlemler yapmaya başladılar, yapıyorlar. Hatta teslim etmeye başladılar bununla alakalı. Onun için ben sabrınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa mutlaka bizlere özellikle WhatsApp numaralarımızdan, ekranda gördüğünüz WhatsApp numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube adresimizden, Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle 25. bölgenin teslimatlarıyla alakalı söylemek istediğimiz en önemli şey de sizlerin yarın burayı teslim aldığınızda Hüseyinoğulları Gayrimenkul bünyesinde bizlerin neler yapabileceği, tedarikçi firmalardan sizlerin adına efendim aspiratördür, korniştir, bununla alakalı termosifondur biliyorsunuz sıcak su ihtiyacımızı termosifonlarla gidereceğiz. Biz bunlara dair toplu teklifler sizler için alacağız ve cazip teklifler alacağız. Sizler de bunları değerlendireceksiniz zaten. Bizler de elimizden geldiğince sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Efendim bizleri takip etmeyi, bununla alakalı kanallarımızdan haberdar olmayı ve abone olmayı unutmayın. Hüseyinoğulları Gayrimenkul bünyesinde sizlerden gelen sorulara tekrar tekrar cevaplar vermeye devam edeceğiz. Efendim bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun. Teslimatta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar.